soralım. Hocam selamlar. Kur'an'da bir ayette Yüce Rabbimiz, sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar derin bir uykuda uyumuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı. Kehf suresi 18. Hocam onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku kaplardı ifadesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben söylüyor Rabbimiz. Kehf suresi Mehdiyet'i anlatıyor demiştiniz hocam. Mehdi'nin uygulamalarını ve talebelerini gördüğünde peygamberin bile tedirgin olacağı, korkabileceği bir anlam çıkarıyorum. En doğrusunu Allah bilir tabi. Hocam bu ayeti açıklar mısınız? Saygılar. İzmir'den Mustafa Albayrak. Tabi o anlamda almıyoruz çünkü Kehf diye bir ekip var. Kehf değil mi? Ekip var. Ama Cenab-ı Allah ona benzer diyor. Benzer. O zaman halk çok olumsuz etkilenecek Mehdi ve talebelerinden başlangıçta. Tanıyamadıkları için. Evet. Sırrını ve hikmetini bilemedikleri için. Çünkü batın ilminden hareket edecek ve Allah'ın Kur'an'da belirttiği bir ilimdir bu. İlmi batın. Yani ledün ilmi. Dolayısıyla ilk başta bir öfkeye, bir zıtlaşmaya sebep olacaktır Mehdi. Ve uzun süre 313 kişi kalıyor o yüzden. Yani hareketlerini, tavrını Kur'an'a, İslam'a uygun değil olarak görecek insanlar. Ve dolayısıyla Medine'deki alim diyor ya, bu bizim dinimizi öldürdü der diyor. Medine'deki, yani İstanbul'daki o evet. Sahtekar alemin bunu söyleyeceğini söylüyor Peygamberimiz. Yani o sahtekar alim bunu söylerken tabii bir şeyler söyleyecek, delil verecek. Ama kendi kafasına göre delil verecek. Halbuki Mehdi'nin yaptıkları doğru olacak. İnşallah. Kendi yaptığı yanlış olacak ama alışkanlıktan dolayı Mehdi'nin yaptığı yanlış gibi görülecek halka. Yobaz'ın yaptığı doğru gibi gelecek gözlerine. Bir süre sonra doğrusunu fark edecekler. İnşallah. Yani Mehdi'nin, bu peygamberimiz diyor, bu yönden diyor mücadele pek zordur diyor. Çok zordur diyor. Çünkü ona diyor Kur'an'la karşı gelecekler diyor Mehdi'ye. Yani Kur'an adına karşı gelecekler diyor. Allah adına karşı gelecekler diyor. Evet. Yani Kur'an'da yanlışlık yapıyor din gelecekler diyor. Onun için Mehdi'nin zordur faaliyeti. Hem küfürle mücadele edecektir, hem dinsizlerle, hem ateistlerle, hem de yobaz güruhla da mücadele edecektir. İnşallah. Yobazın özelliği nedir? Müslümanlığa tavır aldığı halde, Müslümanlığın içinde sinsi bir güç olduğu halde kendini Müslüman gibi gösterir. Çıkar için hareket eder, nefsi için hareket eder, samimi değildir. İslam'ın dünya hakimiyetini istemez, Müslümanların birlik olmasını istemez ama bunu ister yaparken de bunu Allah adına gösterir. Müslümanların birbirine düşmesini söyler ama bunu Allah adına. İslam'ın dünyaya hakim olmasını istemez, bunu da Allah adına ister. Yani böyle bir fitneci güruhtur. Yobaz evet. Dediğimiz adamlar bunlardır. İnşallah. Yobaz'ın ana özelliği sevgi bilmez, şefkat bilmez, merhamet bilmez, dostluk, kardeşlik bilmez, küfre karşı yaltaklanır, onlara karşı çok aşağılık bir konumdadır, fakat Müslüman'a karşı kinlidir. Ve küfrün yanında iki büklüm olur, onlara karşı saygı gösterir, onlar da onu severler ama Müslüman'a karşı nefret içindedir. Yobaz'ın özelliği budur. Yobaz'ın bir özelliği de dinle alay eder, Kur'an'la alay eder haşa, fakat bunu sinsice yapar. Din adına, dini savunuyor gibi yaparak yapar. Yani ben çirin göstertiyorum diyor dini diyor. Böyle yapayım ki etrafıma insanları toplayayım diyor. Evet. Ve böylece etkili oluyorum ben diyor. Değil mi? Evet. Yani birkaç ayet söyleyebilmiş oluyorum şu arada diyor. Hiç olmazsa orada. Evet. Haşa diyor Allah diyor Allah'la, Resulü'yle, evet. Allah'ın değil mi? Diniyle evet. Mi alay ediyorlar diyor Allah ayette. Evet. Dinlerini... Şeytan Allah'a sığınırım, oyun ve eğlence konusu edinenler sen bana bırak diyor Cenab-ı Allah. Ayet var. Yani mealen yaklaşık. Dinlerini oyun ve eğlence konusu yapıyor. Oyun ve eğlence konusu yaparken de diyor ki ben bunu Allah adına yapıyorum diyor. Yani insanları eğlendirerek dini anlatıyorum diyor. Bakın din bir kere saygı gerektiren ve Allah korkusu gerektiren bir müessesedir değil mi din? Yapıdır. Allah korkusu olmadan din hafife alınarak ve dinle alay ederek din olur mu? Olmaz inşallah. Allah'ın Resulü'nün hadislerine gülüyorsa bir adam,
cennete cehenneme gülüyorsa, meleklerine gülüyorsa, değil mi? Evet. Dini hükümlerine gülüyorsa ve bu arada ben dini anlatıyorum diyorsa bir adam, dine karşı savaş açmıştır bu adam. İnşallah. Oyun oynuyordur. Evet. Ve bunu şeytan etkisinde kalan insanlar doğru görüyor. Adam diyor güzel şey yapıyor ya diyor. Bak diyor iki tane ayet söyledi ama arada diyor. Mesela 4 saat dinle alay ediyor adam. Haşa. Evet. Ama 2 tane de ayet söyledi arada. Dikkat ettin mi diyor. Evet. Şeytanın müthiş bir oyunu bu. Evet. Halbuki akıl almaz bir tahribat yapıyor. Evet. Ya muazzam dine vuruyor. Yani hiç kimsenin yapamayacağı bir tahribatı yapıyor. Ama 2 tane ayet söylediğini Müslümanları oradan kandırıyor. Bazı saftirik Müslümanlar da inanıyor ona. Diyorlar bak orada 2 tane ayet söyledi arada diyor. Evet. Halbuki yaptığı tahribatın büyüklüğünü görmesi lazım. İnşallah. Bunu göremiyor. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Dinle müthiş bir alay furyası başlamıştı. Ben kafalarına yumruğumu vurunca maşallah. Dişleri çenelerine geçti. Bak bundan sonra alay edemiyorlar. Evet, maşallah. Sıkıysa bir alay etsinler evet. Bakayım. Maşallah, evet. Çünkü dinle alay eden haysiyetsiz ve şerefsizdir. Evet hocam. Yani dünyanın en namussuz, haysiyetsiz insanıdır. Dinle alay olmaz. Kur'an'la alay olmaz. Resul'ün hükümlerine alay olmaz. Evet. Onlarla insan eğlendirmez. Mesela daha da olmazsa göya olmayan Bektaşilere ait hikayeler aktarılıyor. Bektaşiler bir kere dinlerine çok titiz insanlardır. Öyle münasebetsiz bir söz söylemez onlar. Evet. Allah'tan korkarlar. Böyle vicdansızca, böyle terbiyesizce fıkralarla bilmem ne milleti eğlendirerek böyle aşağılık bir ikram göğe. Cahil hoca ikramı. Böyle sığır gibi herifleri gece çağırıyorlar işte Kur'an okumaya çağırtıyorlar. O göbeğini yayıyor, başlıyor dinle imanla ilgili alaylar yapıyor. Millet kırılıp geçiriyor orada gülüyorlar. Sonra helvalar geliyor, lokmalar yiyor. Zehir zemberek yiyesice. Evet. Millete böyle dinden nefret edecek haşa ne varsa her türlü uygulamayı yapıyor. Evet. Cahil insanlara. Ondan sonra parasını alıyor, sayıyor. Kaybolup gidiyor. Ve bunu da makbul görüyor millet. Yani klasik bir hoca kavramı gelişti milletin kafasında. Bir kısım insanların kafasında. Böyle bir şey yok. Evet. İnşallah. Din aşktır, tutkudur, sevgidir. İnşallah. Coşku, heyecandır. Yani böyle şizofren, içine kapanmış, ölmüş, sevgisiz, perişan insanlar değildir. Dinle alay eden insanlar değildir. Evet. Dini savunuyorum diye böyle aşağılık kompleksiyle, haysiyetsiz kişiliğiyle, dine, İslam'a yönelik böyle çirkin sözlerle söyleyerek şaklabanlık, kokkabazlık, soytarlık yapan insanlar değildir din. Allah korkusun, Allah korkusun, insan tir tir titriyecek. Allah'a karşı saygıyla dua edilir. Kur'an'da Allah diyor, Allah'a karşı diyor, değil mi? Saygı dolu bir korkuyla diyor. İnşallah. Evet. Ayetin hüküm bu. Evet. Saygı dolu bir korku. O zaman Allah duaları kabul ediyor. O zaman Müslümanlık gelişiyor. Cehennemin kenarına getirilse bu adamlar. Değil mi? Evet. Ki gelecek, herkes gelecek cehennemin kenarına. İnşallah. Kur'an'ın ayeti var. Evet. Görmedik hiç kimse kalmayacak. Göreceksiniz diyor Allah. Orada bu soytarılıklar, bu şaklabanlıkları, bu küstah, bu münasebetsiz, bu aşağılık karakteri gösterebilecekler mi? Tabii ki gösteremez. Gösteremez. İnşallah. Burada niye gösteriyor? Çünkü cehennemi uzak görüyor. İnanmıyor cehenneme. İman zafiyetinden. Yoksa cehennem her an hazır. Yani şu an hazırdır cehennem. Ve bir insan her an cehenneme gidebilir. Yani o soytarılığını yaparken Allah onun sarığından tutar, cübbesinden tutar. Alır cehennemine sokar. İnşallah. Bir anda haberi bile olmaz. O millet orada onu konuşuyor zanneder. Konuşur, görürsün sen adamı. Allah görüntü olarak onu tutar. Ama onu alır cehennemine sokar. İnşallah. Yani Allah'tan korkan bir insan böyle bir fütursuzluk gösterebilir mi? Gösteremez. İnşallah. Bu sahtekar böyle soytarı hoca şeyi furyası başladı. Akla hayale gelmedik münasebetsiz espriler. Göya espriler. Bir de bir kısmı da sarı dişlerini göstererek kahkahalarla ona gülüyor. Evet. Yerlere yatarak. Bu nasıl bir iman bu? Bu nasıl Allah korkusu? Biz bunu da durdurduk işte. Maşallah hocam. Allah razı olsun.
Bak. Darwinizmi yıktığımız gibi bu evet. ahlaksızlığı da yıktık. Evet. Şu an görebiliyor musunuz soytarlık yapan, şaklabanlık yapabilenler? Yok. Sizin vesileniz hocam yok inşallah. Yani yapan da olsa dünyanın en şerefsiz adamıdır. Evet. Dinle alay eden adam. En haysiyetsiz, evet. en namussuz adamıdır. İnşallah. Dinle kim alay ederse. Ayetin ifadesiyle hocam, siz daha iyi bilirsiniz inşallah, şeytandan Allah'a sınırıp size şerefiniz indi diyor Kur'an için ayette inşallah. Maşallah.